21 Ağustos 2024 tarihi ve sabahından günaydın efendim. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat'e hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Oldukça yoğun bir gündeme başladık. Çünkü Türkiye'mizin dört bir yanından sıcak haberlerle yine devam ediyor olacağız. Maalesef bu yazda yangınlardan nasibimizi aldık ve çok acı manzaralarla güne başlıyoruz. Ve bir yandan da siyaset gündemi her zamanki gibi yine kalabalık ve yoğun. Bu sabah özellikle Antalya Döşemealtı Belediyesi'nden ilginç bir haber sizlerle paylaşacağız. Çünkü bir fotoğraf karesi bize her şeyi özetler nitelikte. Oradan yola çıkarak bu kadarı da olmaz etiketiyle güne başlamak istedik. Haciz geldi efendim belediyeye. Makam odasına gelen haciz sonrası Sayın Başkan, belediye başkanı da böyle bir halıyla, bir kilimle ortada kala kaldı. Kendisine ulaştık sabah. Eğer yetişebilirse yayınımız bitmeden bize yaşananları canlı canlı anlatacak. Ama Türkiye'mizin dört bir yanından dediğim gibi ne yazık ki yangın haberleri geliyor. Ve geç müdahale edildiği için maalesef kile dönmüş alanlarda o manzaraya baka kalıyoruz biz. Şimdi günlerdir mücadele ettiğimiz yangınların devamına geleceğiz. Gece Mersin'in Erdemli ilçesinde meyve bahçesini saran alevler ağaçlık alana sıçradı. Neyse ki o yangın hızlı müdahaleyle 2 saat gibi kısa bir sürede ormanı sarmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabildi. Keşke diğer illerimizde de alınabilseydi. Canla başla, arazözler ve yangın söndürme hortumlarının yanı sıra kazmalarla, küreklerle alevlerin önüne geçmeye çalıştı ekipler. Başardılar da. Mersin Erdemli'de meyve bahçesinde çıkan yangın ormanlık alanı sarmadan kontrol altına alındı. Saat 22 sularında Mersin'in Erdemli ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinden yükseldi alevler. Meyve bahçesinde çıkan yangın yakındaki ağaçlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman işçileriyle itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 arazöz, 3 su tankeri ve 1 iş makinesi de çalışmalara destek verdi. Yangın ağaçlık alana sıçrasa da ekiplerin gece karanlığında verdiği mücadele sayesinde ormanı teslim alamadı. 2 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise gece ormanlık alandaki bir baraka alevlere teslim oldu. Yangın su tankeriyle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde gündüz saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangında gece kontrol altına alındı. Aydın Çin'de Kavşat Yaylası'ndaki yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde de tarlayı alevler sardı. 40 dönüm buğday ekili alan küle döndü. Yabani hayvanların alevlerden kaçışı böyle görüntülendi. Gazetelerden de başka yansımalara bakalım. Yangınlara dair ne yazık ki son bir haftada hektarlarca ormanımız küle döndü. Farklı farklı bölgelerimizden, İç Anadolu'dan tutun, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, her tarafta, Ege'de yangınlar söz konusu. Ve bu konuda ne yazık ki yine önlem alınmadığını yeterince söyleyebiliriz rahatlıkla. Özellikle de Tarım ve Orman Bakanı'nın bu yangınlar sürerken belediye başkanlarının ulaşamayacağı şekilde telefonlarına çıkmaması da işin en üzücü taraflarından biriydi. Küllerinden doğacak diyor Milliyet gazetesi. İnşallah demek istiyorum ben de. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki yanan ormanların yerine ağaç dikilme meselesinde sıkıntı yaşıyoruz. Genellikle bizler bu küle dönen yerlerde betonların yükseldiğine tanıklık eden bir toplumuz. Ama elbette ki en büyük temennimiz küllerinden doğması. Dört bir yanda orman yangınları yeniden yeşermek için fidan kampanyaları başlatıldı. Elbette ki vatandaşlarımızın, duyarlı vatandaşlarımızın bu noktadaki çabası takdire şayan. Ama uzmanlar ormanların küllerinden doğma özelliğine dikkat çekerken bir kısım uzman da aslında bunun daha zor olduğunu söylüyor. Yani belli bir süre geçmesi gerektiğini aslında söyleyen uzmanlar da var. Milliyet gazetesindeki detaysa 2 haftaya yeşereceğine dair yenilenmeyen yerlere 1 yıl sonra gidip ağaçlandırma
yapılabileceğini belirtiyor ekoloji uzmanımız Profesör Tuncay Neişçi. Örneğin 2021'de Antalya, Manavgat ve Gündoğmuş ilçeleriyle Marmaris, Közceğiz ve Milas'taki yangınlardan sonra ormanın kendi kendini yenilediğini dikkat çekti. İzmir Karşıyaka'da da yanan yerde 2 hafta sonra bazı bitki türleri sürgün vermeye başlayacak ve yeşerecek. Nisan'daysa bu yanan alanlar yemyeşil olacak diyor değerli hocamız. Hepimizin temennisi bu yönde ama farklı farklı görüşler olduğu için bunun kesin ve net bir bilgi olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Marmaris'te özellikle arıcılığın dağdaki o bitki örtüsünün yok olduğuna tanıklık etmiştik ve o ormanlarımız hala yeşermedi. Bu da bir başka unsur, bir de bu pencereden bakmak gerektiğini düşünüyoruz efendim. Ormanlarımız küle dönmeye devam ediyor. Son adres dün sabah Çankırı'ydı. Dün sizlerle ilk gelişmeleri paylaştık. Çankırı'daki yangına ilişkin gelişmelerdi bunlar. İzmir yangınlarında ise soruşturmalar sürerken halkın tepkisini çekti. Geç ve yetersiz müdahaleden şikayetçi elbette ki İzmirliler. Biz gelirken daha yanıyordu. Bizim koyumuz su yanıyordu. İlaçlarımı unutmuşum. Şeker hastası, kalp hastası, tansiyon hastası. Apar topar evlerini boşalttılar, ilaçlarını bile yanlarına alamadılar. Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınlarında alevlerin son adresi Çankırı oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın korkuttu, dört köy boşaltıldı. Ilgaz ilçesinde 44 hektarlık alan küle döndü. Dumanım pis vurmuş bizim eve, 1,5 metre bir şey kalmış koya. Komşunun evi olduğu gibi duman, o bina olduğu gibi simsiyah kara duman bürüdü. Buradaki o 17 evi, yani hepsi yandı. Yani hepsi yanarken geldi artık. İş işten geçmişti. Yangınlar kontrol altına alındı, geriye dehşeti kaldı. Yerleşim yerlerine kadar yaklaştı alevler İzmir'de. Soruşturmalar sürerken İzmirli müdahalelerdeki yetersizliğe dikkat çekti. Çok geç müdahale edildi. Hani çok fazla sayıda itfaiye geldi, evet. Ama çok geç geldi. Keşif daha erken olsaydı. Takviyeler vardı, hazırdaydı. Keşif daha erken olsaydı, iş makinesi de erken girseydi, ben gözyaşı dökmeyecektim. Bu insanlar ağlamayacaktı. Cehennem ateşi de olmayacaktı. İzmir'de alevlerin ulaştığı ilk yerleşim yeriydi Doğançay Mahallesi. Muhtar Arzu Nisan da zamanında müdahale yapılmadığını savundu. Ben diyorum ki burada diyorum, buraya geliyor yani. Çırpınıyorum, bağırıyorum. Yutkunamıyorum artık oradan, ağlamaktan. Ben itfaiyeyi aradım. Geldiğimde hala itfaiye yoktu ve ev artık alev almıştı. Yani benim 9 Eylül'de üniversitem açılıyor. Yani ne bir bavul var ne bavulu dolduracak bir şey. Yangında evlerini, tüm varlıklarını kaybedenler tepkili. Her şeylerim yandı benim. Gerçekten yandı. Bir tane arı kovanım kalmadı. Emekleri gitti. Gittik biz. Erken müdahale olmadı. Evrensel Gazetesi'nden de bu felakete karşın başka bir yaklaşım var. Orman Teşkilatı yeniden yapılandırılmalı diyor. Özellikle Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkaya orman yangınlarının önlenmesi için enerji nakil hatlarının gözden geçirilmesi, orman içindeki maden faaliyetlerinin sınırlandırılması ve yangınla mücadele edecek personelle yöre halkına eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti. En önemlisi de havadan ve karadan müdahalenin anında yapılması ve hemen müdahale edilmesi. Maalesef bu konuda geç gelen yardımlar dolayısıyla çok büyük sıkıntımız var ve bu felaketin, aslında bu yangınların felakete dönüşmesinin en büyük sebebi de bu ne yazık ki efendim. İstanbul Kağıthane'de bir kişinin öldüğü Filistinli iş insanlarına silahlı saldırı olayından sonra yurt dışına kaçan 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı. Müzik
Filistin asıllı iş insanları İstanbul'un orta yerinde suikaste uğradı. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. O saldırıyı düzenleyenlerden üç kişi. Suikastten hemen sonra 2,5 saat içinde üç araba değiştirip yurt dışına kaçtı. Saldırganların her adımını takip eden emniyet Romanya'da olduklarını tespit etti. Üç katil zanlısı Romanya'da yakalandı. Bir baktık beyaz bir araba içinde. Önce onu arabayı taradılar. Sonra kendi arabanı da buraya park ettiler. Çatışma süresi takriben 45 saniye, 50 saniye. Yani 3 yarcı mermi attılar. Çok profesyoneldir yani, yetişmiş adamlar belli. Ve Mossad olduğunu söylüyorlar. Filistin asıllı ve İsrail vatandaşı iş insanı İstanbul Kağıthane'de aracında 2 kişiyle birlikte park halinde beklerken yanlarına bir başka araç yanaştı ve silahlı kişiler o aracı kurşun yağmuruna tuttular. İş insanı direksiyon başında hayatını kaybederken araçtaki bir diğer kişi de canını kurtarmak için hemen yolun kenarındaki çiğ köfteciye sığındı ama saldırganlar peşini bırakmamakta kararlıydı. Çiğ köftecinin içinde kurşun yağmuru devam etti. 30 yaşındaki Filistin asıllı İsrail vatandaşı Abdülkerim Anas hayatını kaybetti saldırıda. Mesele siyasi değil. Tam olarak ne oldu bilmiyorum ama siyasetten çok uzak bir aileyiz. Biz Filistinliyiz ama İsrail vatandaşıyız. Pasaportumuz da İsrail pasaportu. Türkiye'ye çok sık gelip gidiyoruz. Saldırının sebebini henüz bilmiyoruz. 2 gün önce Sapanca'yı ziyaret ettik. Orada çok eğlendik. Suikasti düzenleyen faillerin olaydan sonra 2,5 saat içinde 3 araba değiştirerek Kırklareli üzerinden yurt dışına kaçtığını tespit etti emniyet. Önce Bulgaristan'a ardından Romanya'ya geçtiler. İstanbul Emniyeti zanlıların İsrail'e kaçmak üzere uçağa bindiklerini belirledi. Romanya Interpol birimiyle irtibata geçti. Ortak çalışma sonrası 3 zanlı yakalandı. Türkiye'ye getirilmek üzere Romanya'da gözaltına alındı. Dün özellikle bireysel silahlanmanın yaşamlarımızı ne kadar büyük tehdit altında bıraktığından bahsetmiştik ve her isteyenin kolaylıkla ruhsatlı silah sahibi olabildiği problemini gündeme getirmeye çalışmıştık. Bir banka şubesi içerisinde silah ateşlendi. Büyük panik yaşandı. Samsun'dan bu görüntüler. Saldırgan güvenliği de aşarak husumetlisini vurdu. Sonra da kaçtı. Korku dolu anlar bankanın güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Elinde silahla bankaya girdi, hedefindeki kişiyi vurdu, elini kolunu sallayarak kaçtı. Samsun'daki silahlı saldırı banka şubesinde büyük paniğe yol açtı. Samsun 19 Mayıs ilçesindeki bir banka şubesi silah sesleriyle sarsıldı. Saldırgan Sadık Ö ve Halit Hoşaf arasında tartışma vardı iddiaya göre. Sadık Ö elindeki silahla banka güvenliğini de aşarak gişelerde bekleyen Halit Hoşaf'a saldırdı. Hoşaf kaçmaya çalışsa da kurtaramadı kendini. Yere yığıldı. Dört çocuk babası Halit Hoşaf ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgansa motosikletiyle kaçtı. Çok geçmeden Bafra Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve bireysel silahlanma can almaya da devam ediyor. Üstelik bu kez silahlar çocukların elinde. Edirne'de 14 yaşındaki arkadaşını öldüren 17 yaşındaki çocuk ifadesinde husumetim vardı, o yüzden silah taşıyordum dedi. Bursa'daysa 4 çocuk babası yorgun mermi kurbanı oldu. Maalesef Umut Vakfı bireysel silahlanmayla mücadele ederken caydırıcı cezalar alınması yönünde bir kez daha uyarıyor. Çünkü eğer caydırıcı cezalar alınmamaya devam ederse maalesef durumun önüne geçemeyeceğiz. Bireysel silahlanma Türkiye'de ciddi bir sorun. Her gün maalesef cinayet veya öldürülme vakalarını görüyoruz. Yorgun mermi, maganda kurşunu. Bireysel silahlanma çocuklara kadar indi. Bu kez Edirne ve Bursa'dan geldi ölüm haberleri. Edirne'de bir ortaokulun bahçesinde bir araya gelmişti çocuklar. 17 yaşındaki KCA'nın elinde silah vardı. Bir anda ateş aldı. 14 yaşındaki DP göğsünden vuruldu, hayatını kaybetti. Onu vuran genç ifadesinde husumetlim vardı, o nedenle silah taşıyordum dedi. Maalesef ergen silaha ulaşabiliyor ve etrafındaki insanları öldürebiliyor. Ruhsatsız silahla işlenen suçlarda da her yıl artış var. Nedense son 10 yıldır ruhsatsız silah talebinde de artış var. İnternetten satış, temin edilme ve kullanılma
oranında yüksek olduğunu görüyoruz. Gelip kahvede de oturamayacağım. Adam geliyor masum öyle şurada oturuyor, çayını içecek ya. Başına kurşun isabet ediyor ve ölüyor. Bursa'da yaşayan Evren Adıgüzel arkadaşını görmek için kıraathaneye gitti, geri dönemedi. 43 yaşındaki adam başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybetti. Geride 4 çocuğunu bıraktı. Çay gelince tekrardan gelip arkadaşım buraya oturdu. Oturduğuyla düştüğü bir oldu. Sonra kafasını şey yaptı, kanı görünce zaten benim sol tarafım felç oldu gibi. Bu insanlar, bu analar, bu bacılar ağlamaz. Yeter artık. Buna bir kanun çıkarsınlar. Adam kefe maaşı çıkarıyor. Tak tak yuvalar yıkılıyor. Yazık değil mi? Hastaneye kaldırılan Adıgüzel 3 gün sonra can verdi. Organları bağışlandı. Maganda kurşununa kurban giden ne ilk ne son insandı. Yaklaşık yılda 600 kişi, 700 kişi bu maganda kurşunuyla ölüyor. Ve bu konuda da bir çözüm üretemedik maalesef. Yani hem siyasi irade olarak hem de devlet olarak, çözüm üreticileri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda mutlaka bir caydırıcı tedbirler almak zorunda. Ve efendim sabah açılışta da size bahsettiğim gibi Antalya'da Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odası, Menderes Dal Beyefendi'nin makam odasına icra geldi. Haciz geldi ve sadece bir kilimle kaldı Sayın Başkan. Kendisiyle sabah irtibat sağladık Zafer Söken'le birlikte. Ve birazdan plastik sandalyeyle gidip oturmayı düşünüyorum ve oradan işlerimi yürütmeye gayret edeceğim dedi. Eğer yayınımız bitmeden önce kendisi yerine ulaşırsa oradaki durumu da canlı canlı kendisi aktaracak bize. Ama makam odasındaki eşyalar 100 milyon liralık borcu ödemediği gerekçesiyle haciz edildi başkanın. Elbette ki bunun zamanlaması manidar. Çünkü özellikle de belediyelerin CHP'ye geçmesiyle birlikte SGK borçlarının ödenmesi zorunlu tutulmuştu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bu belediye için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Ancak zamanlaması bizim en çok dikkat ettiğimiz konulardan biri. Şimdi neler olduğunu bir gözetleyelim istiyoruz. 1,5 milyar lira borçla devraldığımız Döşemealtı Belediyesi'nde bugün belediyemize icra getirdiler. 100 milyon liralık borç belediyeye haciz olarak döndü. Belediye başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi. Başkan odasında yerde bir kilimle kaldı. 4,5 aylık belediye icraatı dönemimizde şeffaf olduk. Bundan sonra da hep şeffaf olacağız. Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi sahne oldu haciz görüntülerine. 4,5 ay önce başkan seçilen Menderes Dal icra şoku yaşadı. Belediyenin 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firma borcun faiziyle birlikte 100 milyona ulaştığını ancak tahsil edilemediğini belirterek icra dairesine başvurdu. İcra dairesi haciz kararını onayladı ve dün akşam saatlerinde icra memurları belediyenin kapısını çaldı. Belediye Başkanı Dal'ın makam odasındaki makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeler haczedildi. Paketlenerek götürüldü. Döşemealtına halkına verdiğimiz sözü yerinde getireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Dimdik ayaktayız. Başkan Menderes Dal haciz işlemi sonrası boş kalan makam odasında döşemealtı kilimi üzerinde poz verdi. Belediye hizmeti için makama gerek yok dedi. Belediye icraatları belediye makamında yapılmaz. Döşemealtının sokaklarında, caddelerinde yapılır. Bunu da hepinize göstereceğiz. Efendim MHP lideri Bahçeli 17-25 Aralık operasyonu sonrası odasındaki bir saati 17-25'e ayarlamış ve o saatle de poz vermişti. AK Parti ile kurulan ittifak sonrası o saati odasından kaldırdığını zannediyorduk. Ancak dün ortaya çıktı ki saat geri gelmiş. Önce gazeteden takip edelim. Karar Gazetesi'nden ilk detayımız gelsin. O saati kumpası unutmayalım diye koydum demiş Devlet Bahçeli. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabulünde makam odasında ağırlarken bu dikkat çekti ve özellikle de 17-25 Aralık dönemini hatırlarsınız. Emniyet ve yargı darbe süreci olarak nitelendirilen ve 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresi olarak Devlet Bahçeli'nin nitelendirdiği meseleye böyle bir çıkışta bulundu Devlet Bahçeli. Ve FETÖ'nün
Ne 15 Temmuz kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırlamaktan, hatıramızdan çıkarmak mümkün değil olarak durumu açıkladı. Şimdi de bizim penceremizden neler olduğunu izleyelim istiyoruz. Yorum elbette ki sizlerin. Bahçeli Erdoğan'a ve AKP'ye 17-25 Aralık'ı unutmadığını söyleyerek AKP'ye bir mesaj veriyor. Hayatının hiçbir aşamasında tesadüf yoktur. Bu bir mesaj. AK Parti ile ittifaktan sonra odasından kaldırdığı 17-25'e ayarlı saati yıllar sonra tekrar odasına koydu MHP lideri. Muhalefet iktidara mesaj diyor. Yine açık bir mesaj veriyor. 17-25 Aralık ruhuna dönebilirim diyor. Tehdit ediyor. Soygun düzeni kuran, yatak odalarına para sayma makineleri koyan haramzadelerimiz de yoktur. 17-25 Aralık operasyonu sonrasında Can Dündar'a verdiği röportajda Bahçeli'nin makam odasındaki 17-25'i gösteren saat dikkat çekmişti. MHP lideri 17-25'i gösterdiğinde pilini çıkardım. Her gün bu takvime bakıyorum. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz 17 ve 25 Aralık'ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız demişti. Sayın Bahçeli, ben şu o manzarayı hiç unutmadım. Saatleriniz 17-25 ayarlıydı Sayın Bahçeli. Rüşvetçi bakanlar, bunların birisi bile doğruysa hükümetin yerinde durması mümkün değildir. Bu sözleri rafa kaldırdığı gibi 17-25'e ayarlı saatini de odasından kaldırdı MHP lideri Cumhur İttifakı sonrası. Yıllar sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ziyaretinde MHP'nin paylaştığı fotoğraf ve videoda o saatin geri döndüğü ortaya çıktı. 17-25'e ayarlı saat yeniden MHP liderinin makam odasında. Saatin geri döndüğü tarihte dikkat çekici. Temmuz ayının başı, tam da Sinan Ateş davasının başladığı tarih. Kimse yolsuzluk yapanı, hırsızlık yapanı korumasın ve kimse de bu hukuksuzluklar üzerinden de siyasetini şantaj aracı olarak kullanmasın. Daha kime önce mesela bir dosya ve yüzük mesajı vardı. Yine Sinan Ateş davasının başladığı süreçte parmağında "Bana Allah yeter" yazılı yüzük, elinin altındaki dosya iktidara mesaj olarak yorumlanmıştı. Yıllar sonra 17-25'e ayarlı saatin yeniden MHP liderinin odasında olması muhalefete göre tesadüf değil. MHP'ye yakın emniyet müdürleri görevden alındı. Bu MHP'yi çok rahatsız etmiştir. Bir gerilim olduğu açık. Muhtemelen parlamenter demokrasiye dönüş süreci başlamış durumda. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir. Her ikisi de bütün işlenen yanlış işlerin, hukuksuzlukların ortak sorumlusudur. Bu ortakların birbirinden ayrılmasını asla ve katta kimse düşünmesin. 17-25 ayarlı saat tartışması sürerken Devlet Bahçeli açıklama yaptı. 17-25 Aralık operasyonu için kumpas dedi. Tabii ki Devlet Bahçeli gibi önemli ve tecrübeli bir siyasetçinin bunu tesadüf olarak nitelendirilmesi konusunda unutmamak adına koyduk konusunda ya da zamanlama konusunda yanlış yapmayacağını düşündüğümü de belirtmek isterim efendim. En azından zamanlama olarak benim görmüş olduğum şey özellikle yapıldığına dair elbette ki kendi söylediğine itibar etmek zorundayız. Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nden suça ortak olma detayı karşınızda. CHP lideri Özel'den Meclis Başkanı Kurtulmuş'a Can Atalay çağrısı var. Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi üyeleri Ankara'da dün ilk toplantısını yaptı. Birazdan bakacağız bunun detaylarına. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tipli Can Atalay için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi ve o kararı okutacak mısınız göreceğiz. Can Atalay milletvekilidir deyin ifadelerini kullandı. Özellikle de Numan Kurtulmuş'la alakalı başka bir detay daha var bu sabah gazetelerde. O da Bir Gün gazetesinde meclis itibarı aklına geldi. Şimdi çifte standartı konuşuyoruz ve görüşlere göre, ideolojilere göre kararların uygulandığını ve yasaların kişilere göre revize edildiğini tartışıyoruz. Yıllardır aslında tartışıyoruz ama artık çok göze çarpmaya başladığı için ve Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmadığı bir dönemden geçtiğimiz için bu adaletsizliği tartışıyoruz Türkiye gündeminde.
Kurtulmuş utandırdı, meclis itibarı aklına geldi diyor Bir Gün gazetesi. AKP'lilerin muhalefete saldırmasına ses çıkarmayan Kurtulmuş, Şen Yaşar ailesini arayarak eylemin meclisin itibarını zedeleyeceğini ileri sürdü. Ama şunu da söylemek gerekir ki meclisin itibarını sadece bunlar değil, zedeleyecek o kadar çok şey var ki. Zaten meclis itibarı yıllardan beri zedeleneceği kadar zedelendi. Devamı gelmesin ve çifte standart olmasın. Meclis başkanı olarak parti gözetmeksizin herkese eşit mesafede yaklaşılsın. En büyük temennimiz zannediyorum ki budur. Uzun zamandır iktidarın gündeminde yeni anayasa var aynı zamanda. Ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı çalışmaları anlatırken öyle bir cümle kurdu ki yepyeni bir polemik meselesi bu. Yazıcı ilk maddeden son maddeye yeni bir anayasa hazırlığı var dedi. Bu sözler anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleri üzerinde de bir çalışma mı yapılıyor acaba sorusunu herkesin aklına getirdi elbette. Eğer aklınızda değiştirmek varsa ilk dört madde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Ama Hayati Yazıcı aklındakini açığa vurmuştu. Baştan sona birinci maddedir. Son madde nereye kadar çıkıyorsa, böyle bir anayasa yapıyorsanız aziz milletin onayından mutlaka geçmesi gerekir. Canımız pahasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk dört maddesini savunmazsak namerdiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın yeni anayasa çalışmasını gündeme taşırken kurduğu cümleler. Birinci maddeden son maddeye kadar yeni anayasa yapılacak dedi. Anayasanın değiştirilemez, cumhuriyete, laikliğe, Türkiye Devleti'nin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapan, resmi dili bayrağı, milli marşı ve başkentini ortaya koyan ilk dört maddesini de mi kapsıyor sorusunu akıllara getirdi. Muhalefet tepkili. Hayati Yazıcı, sizin bu dört maddeyle probleminiz mi var? Var, var. Atadığınız meclis başkanınız şöyle söylemişti. Anayasadan laiklik ilkesinin kalkması gerekir demişti. A'dan Z'ye yeni bir anayasa yapma arzumuzu hem siyasi partilerle, kamuoyuyla paylaşıyoruz. İşlerinde kalmış FETÖ'yle yaptıkları o anayasa çalıştayı, Türk milleti, Türklüğü ve Cumhuriyeti tartışmaya açacak o ilk dört maddeye ve 66. maddeye el uzatacak kimseyle müzakere etmez. Uzun zamandır iktidarın dinlendirdiği yeni anayasa hazırlığı Yazıcı çalışma sürüyor, milletin onayına da sunulacak dedi. Baştan sona ilk maddeden son maddeye çalışıyoruz vurgusuysa polemiğin fitilini ateşledi. Muhalefet ilk dört maddenin değişikliğini tartışmayız derken iktidarı gündemi değiştirmekle suçladı. AK Parti, MHP ne zaman kamuoyunda sıkışmış olsa önümüze sahte gündem olarak yeni bir anayasa gündemi getirmekte. Baştan sona birinci maddedir. Son madde nereye kadar çıkıyorsa böyle bir anayasa yapıyorsanız aziz milletin onayından mutlaka geçmesi gerekir. 2010 yılında 12 Eylül'de Davut Zurnay'la ortağı Fethullah Hoca'yla beraber değiştirdiler. Bu halkın gerçek gündemi, yani yoksulluğu, işsizliği, yokluğu unutturma çabasıdır. Biz bu oyun içerisinde olmadığımızı söylemek istiyoruz. Hangi anayasaya uydunuz da anayasayı değiştirmek istiyorsunuz? İşiniz gücünüz şov. İktidarın Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararı okutmaması üzerine mecliste yaşananlar. Hala sıcak ve gündemdeyken bu kez de değiştirilemez dört maddeyi de içine katarak yeni anayasaya ilişkin açıklamaları. Muhalefet önce mevcut anayasaya uyum çağrısı yaptı. Anayasa değişecekse milletimizin başına bela olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ortadan kaldıracak ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirecek bir anayasa meselesini konuşmamız lazım. Bu kadarı fazla etiketiyle gündeme başlamıştık, Çalar Saat'e başlamıştık. Hemen sizden gelen birkaç mesajı paylaşmak istiyorum. Doktor Yusuf Eryazgan, bu kadarı fazla dediğimiz o kadar çok şey var ki aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları olarak hangi birini sayayım diye sıkıntısıyla getiriyor. Özellikle de Memişoğlu'na soruyoruz. Aile hekimleriyle aile sağlığı çalışanlarının vekaletsiz izin hakkı yok. Farkında mısınız? Çözecek misiniz diye bu konuya dair Sayın Bakan'a sorusunu yöneltiyor efendim. Ve Ahmet Yapıcı, emeklilerin belediye yardımlarına, emekli karta değil 2008 öncesi emekli maaşı bağlama oranlarına, kısacası sosyal haklarına ihtiyacı var. Emeklilere dilenci muamelesi yapılmasını istemiyoruz. Emekliler alınlarının hakkıyla emekli olma
hakkını kazandılar ve insan onuruna yaraşır şekilde de gelirleri olmalı, olmak zorunda. Ve maaşlar arasındaki adaletsizliğin de bir an önce giderilmesi şart. Kademeli emeklilik de aynı zamanda yine gündemimizde. İsmail Bey bunu gündeme getirdi. Bir de Ayşe Hanım diyor ki nasıl olur da diyor 17 yıl görmezden gelinir. Gerçekten çok üzücü ve yaşı küçük olanların emekli olmamasını, olamamasını ben hazmedemiyorum diyor. Bu kadar da fazla diyor Ayşe Hanım ve emeklilikte EYT'nin kademeli olarak da düzenlenmesi adına gereken adımların atılmasını istiyor Ayşe Hanım. Ve efendim bir mesaj daha okuyayım hemen gitmeden. Özellikle Aksaray İncesu'dan günaydın diyor, günlerdir bize yazmış ama gözümüzden kaçtığı için tabii ki binlerce mesaj içerisinde. Bu kadar da fazla süt üreticisiyim. Yem fiyatları her ay zamlanıyor ve süt fiyatları da her ay düşüyor. Çiftçi çok zor durumda diyen bir izleyicimiz var. Menderes Bilgiç. Menderes Bey çok haklı. Özellikle Türkiye'mizin dört bir yanında çiftçi eylemleri ve mahsullerin toprağa döküldüğü ya da o yollara döküldüğü ya da vatandaşa en azından vereyim diyerek elden çıkarıldığı bir süreçten geçiyoruz ve her şeyi üretebilen bir ülkeyiz biz. Kendi kendine yetebilen bir ülke olmamıza rağmen maalesef birileri biraz daha fazla para kazansın diye yurt dışından temin etme politikasının uygulandığı bir süreçteyiz. Bu da çiftçimizi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan emekçi halkımızı çok derinden yaralamış vaziyette. Toprağımıza yabancılaşırken ne yazık ki bu adımların devam ettiğine tanıklık ediyoruz efendim. Şimdi İsrail'deki korkunç meseleye göz atacağız. İsrail'in yaptığı soykırımla devam ediyoruz. Gazze şeridinde son 24 saatte işlediği iki ayrı katliamda 21 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu yine daha önce güvenli bölge ilan ettiği yeri vurdu. Pazar yerine dronlu saldırı düzenledi. 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği o saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İsrail ordusu 320 gündür Gazze'de ölüm yağdırıyor. Soykırıma varan katliamlarını aralıksız sürdürüyor. İsrail'in katliamlarının son adresi insani bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Deir Belah kenti oldu. Burada pazar yerine dronlu saldırı düzenledi. O saldırıda ikisi çocuk, biri kadın olmak üzere toplam 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sadece pazar yeri saldırısıyla da bitmedi İsrail ordusunun katliamları. Gazze'de zorla yerinden edilen sivillerin barındığı bir okulu da vurdu İsrail. Saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti. Son 24 saatte yaşanan iki ayrı saldırıda 21 Filistinli yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden özellikle de Genel Başkan Özgür Özel'in kırılan ayağına dair bazı yorumlar vardı. Sözcü gazetesinde buna dair bir detay görüyoruz. Kurşun yalanını çürüten film. FETÖ'cü hesaplar ve bazı çevreler Özgür Özel'in ayağı kazayla kırılmadı, ayağı kurşunlandı yalanını ortaya attı. Bunun üzerine Özel kırık ayağının röntgenini gösterdi. Geçtiğimiz hafta Manisa'da evdeki merdivende topuk üstü düştüm. Ayağım bir anda tık etti, sonrasında şişti, buz koyduk dedi ve ertesi gün Ankara'ya gittim. Ayağımın filmini çektiler, kırık olduğu anlaşıldı. Ayağımla ilgili röntgenler E-Devlet'te var diyerek sözlerine devam etti. Kasıtlı olarak yayıldı dedi. Herkesin başına gelebilir diyerek sözlerine devam etti. Hemen şu sol tarafta da Özgür Özel'in ayağının röntgen görüntülerini efendim sizlerle paylaşmış olalım. Gerçekten bazen siyasette o kadar trajikomik durumlar yaşayabiliyoruz ki. Neden mesela bir genel başkan ayağının röntgenini paylaşmak durumunda kalıyor? Bu da gerçi bazen de yüzümüzü güldüren haberler bunlar. Daha böyle hani çirkin haberlerle mücadele ettiğimiz için Anayasa Mahkemesi kararları ve değiştirilemeyecek olan maddelerin değiştirilmesinin gündemde olması ya da çeşitli iftiralarla
bazen siyasi partilerin sarsılmaya çalışması gibi konular dışında bu haberler elbette ki daha hafif ve daha eğlenceli diyelim. En azından komik. Efendim şimdi CHP demişken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yerel mahkeme tarafından verilen hapis ve siyasi yasak cezası istinaf aşamasında. Bir süredir istinafta olan cezanın onandığına ilişkin iddialar vardı. Ekrem İmamoğlu o iddiayı yalanladı. Bana göre Türkiye yargı tarihinin bu kadar zemini olmayan, hani utanç verici bir başka dava var mıdır bilmiyorum. Bu bir dava bile değil. Takip ediyoruz istinafın sürecini. Ahmağa söylüyorum. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktı. 2019 yılında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemik sonrası İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Yerel mahkeme İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi. Cezanın istinafta onaylandığına ilişkin iddia İmamoğlu'na soruldu. Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Siyaseten Ekrem İmamoğlu kazançlı çıktı, zararlı çıktı meselesini konuşmuyorum bile. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların bu yükü sadece iş gücü olarak bu ücretli kesimin sırtında olması kaldırılabilir bir yük olmadığını da biliyorum. Aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanı da olan Ekrem İmamoğlu, Türk İş ve Hak İş Genel Merkezlerini ziyaret etti. İktidara yakınlığıyla bilinen Hak İş'in Başkanı Mahmut Arslan'ın İmamoğlu'na yönelik övgü dolu sözleri dikkat çekti. Bizim açımızdan geçtiğimiz 5 yıl başarılı bir 5 yıldı. Ücret konusunda bugüne kadar İstanbul'la ilgili Türkiye'deki genel ekonomik şartları, diğer belediyelerin şartlarını dikkate alarak en iyisini yapma çabanızı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye'de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz, olamamalı. Bir gün önce İstanbul İl Başkanlığı'nın organize ettiği tüzük çalıştayında kurduğu cümle. Bir gün sonra da CHP Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi toplantısı için genel merkezdeydi. O sözleri soruldu. Siyasete girmiyoruz bugün. Ben şimdi genel merkeze çıkıyorum. Geçim olmazsa seçim olur. Ya verilen görevi yap, fiyatları düşür, enflasyonu durdur, işsizliği bitir ya da bu işi yapabileceklere bırak. Ne kadar direnirsen diren eninde sonunda geçim olmadığı için seçim olacak. CHP lideri Özgür Özel de parti içi değişim başlığına girmedi ama iktidar değişimi mesajını erken seçim olacak cümleleriyle verdi. İyi Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Bilal Binici de CHP'ye değişim mesajıyla katıldı. Özgür Özel beyefendinin ortaya koyduğu değişim iradesi önemli bir sonuç getirdi ülkemizde. Bir Gün gazetesinin manşetine bakalım hemen. Bir başka pencere, aslında ekonomiye dair de konuştuğumuz konular varken dikkat çekici bir pencere. Koza İpek Holding'in fona devriyle Erdoğan altın madeninde tek söz sahibi haline geldi diyor Bir Gün gazetesi. Karar AKP'li Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'nin en büyük patronu yaptı. Altın madalya Erdoğan'a gitti. Bir şirket daha hazineden alınarak 15 Temmuz darbe girişiminin ürünü olan Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Koza İpek Holding'in ve holdinge bağlı 11 şirketin devredilmesi yeni bir süreç başlattı. Fonun yönetim kurulu başkanı Erdoğan böylece altın üretiminde tekel durumuna geldi. Ve himayesine aldığı özellikle kurumların detayı da var burada. Türkiye'nin en büyük patronu durumunda diyor Ozan Gündoğdu bugünkü yazısında sevgili arkadaşımız Ozan Gündoğdu. Petrollerinin başında yer alıyor. Türkiye Petrolleri'nin başında da yer alıyor. Hepsini tek tek sıralamış. Sadece Cumhurbaşkanı değil aynı zamanda Türkiye'nin de patronu konumunda diye yorum getirmiş efendim bu duruma. Bir de Merkez Bankası faiz kararı var bugün. 5. kez politika faizinde değişikliğe gidilmedi. Faiz %50'de sabit kaldı. Gerekçe olarak enflasyon riskinden bahsedildi açıklamada ve üretim verileri. Ekonomide yavaşlama sinyallerine rağmen Merkez Bankası'nın da yüksek enflasyon beklentisi içerisinde olması
stagflasyon iddialarını güçlendirdi. Merkez Bankası aslında şunu söylüyor. Maliyeti ne olursa olsun, ki biz bu maliyetin ne olduğunu biliyoruz. Artan işsizlik, derinleşen yoksulluk, ekonominin yavaşlaması gibi şeyler olduğunu biliyoruz. Ben bu maliyetlerin tamamını göze alarak bu konudaki mücadeleye devam edeceğim diyor. Kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Merkez Bankası 5. kez %50 faizde sabit kaldı. Sonbaharda beklenen faiz indiriminin de takvimini ötelemiş oldu. Enflasyonda yukarı yönlü gidiş riskine değinerek. Ekonomistlerin Türkiye enflasyonu da aşarak stagflasyona doğru gidiyor iddiasını sıkı para politikası sürecek diyen Merkez Bankası faiz kararı gerekçeleriyle de güçlendirdi. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır. Talepte bir yavaşlamanın olduğundan da bahsediyor. İşte talepte yavaşlamanın olması insanların para harcamıyor olması anlamına geliyor. Durgunluk halinde yüksek seyreden enflasyonda biz ders kitaplarında stagflasyon olarak tanımlıyoruz. Türkiye'de ekonomiyi bu kadar yavaşlatarak enflasyonla mücadele etmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz itibariyle yıllık enflasyonu baz etkisiyle görülen düşüşe rağmen %61,78 olarak açıkladı. Haziran ayında işsizlik ise %0,7 artışla %9,2'ye yükseldi. Sanayi üretiminde ise Mayıs ayında başlayan daralma Haziran ayında hızlanarak devam etti. Yine TÜİK'e göre son 16 ayın en büyük düşüşü yaşandı sanayi üretiminde. Tablo böyle olunca Merkez Bankası Mart 2024'te aldığı %50 faiz kararını yine sürdürdü. Enflasyonda yukarı yönlü risklere karşı işte sıkı duruşunu sürdüreceğini ifade eden bir açıklama metinde çok belirgin bir biçimde var. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Bakın bugün çiftçiler yollarda, emeklerin geçinemediğini biliyoruz. 12.500 lira aylıkla geçinmek zorunda kalıyorlar. Asgari ücrete yılın ikinci yarısında bir artış yapılmadı. 2025 yılında da fazla bir şey beklemeyin deniliyor. İnsanlar buna hazırlanıyor. Sıkı para politikasına devam diyen Merkez Bankası faiz indirimi kararı için sinyal yakmadı, takvim içinde renk vermedi. %50 politika faizine devam kararı sonrası dolar 33 lira 82 kuruşla zirve seviyesinden işlem gördü. Euro ise 37 lira 23 kuruş seviyesinin üzerinden alıcı buldu. Gram altın yükselişini sürdürdü. Satış fiyatı 2745 liraya kadar çıktı. Tabii Türk lirasındaki değer kaybı da enflasyon da günden güne hepimizin alım gücünü düşürüyor. Elbette ki çocuk bebek dünyaya getirenler için hayat çok daha zor. Öğrencisi olanlar için de çok daha zor. Ama şimdi bebek bezi üzerinden bir endeks gündemimizde var. Hükümetin doğum yardımı desteği en son 2019 yılında güncellendi. 9 yıldır 300 lira olarak yapılıyor o yardım. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen 9 yıldır değişmeyen yardım sebebiyle iktidar bebeklerin 616 bezini çaldı dedi. Böyle bir hesap yaptı. Doğum yardımı miktarını güncellemeli ve enflasyon oranına göre düzenli olarak artırmalı çağrısı yaptı. Doğum hızındaki azalışı varoluşsal bir tehdit olarak gören Erdoğan iş desteklemeye gelince aileleri 9 yıldır değiştirmediği 300 liralık doğum yardımına mahkum ediyor. Doğum yardımı enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artışa rağmen 9 yıldır güncellenmedi. TÜİK'in enflasyon oranına göre en son 2015 yılında güncellenen doğum yardımlarının bugün en az 2650 lira olması gerekiyordu. Ebeveynler 2015 yılında 300 liralık doğum yardımıyla adet fiyatı 45 kuruş olan bebek bezinden 666 adet alabiliyorken bugün adet fiyatı 6 liraya kadar yükselen bezden sadece 50 tane alabiliyor. Yani iktidar 9 yılda bebeklerin 616 adet bezini çaldı. Doğum yardımı miktarlarını güncellemeli ve enflasyon oranına göre düzenli olarak arttırmalıdır. Evrensel Gazetesi'nin manşetindeki detayı hemen sizlerle paylaşalım. Geçinemiyoruz diyor. Erdoğan, Şimşek programı yoksulluğu katlarken emekçiler en temel ihtiyaçlarını kredi kartıyla karşılar hale geldi. İcralar patladı, geçinemiyoruz diyorlar ve üretici köylüler
İşçiler dün bir kez daha sokaktaydı. Ücretlere zam, gelir adaletsizliğinin son bulması ve vergide adalet talebi öne çıkıyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da iktidara sesleniyor. Memur çok zor durumda ve biz de azalıyoruz diyerek. İşçi eyleme, gelen güreve. Bize tepeden bakmayın, bizi yok saymayın, bizim haklı taleplerimizi yerine getirin. Memur çok almıyor, biz az alıyoruz, az, haberiniz olsun. Uzun süre sonra Türk İş meydanlarda geçinemiyoruz eylemi yaptı sendika. Ekonominin kötü yönetildiğinde farkındayım. Onun için biz bu ülkenin 165'iyiz. İşçi, işsiz, emekli. Çalışanın servis ve diğer haklarının kaldırılması kabul edilemez. Toplu iş sözleşmesi bile elde edilmiş kazanımlardır. 81 ilde eylem yaptı Türk İş'e bağlı sendikalar. Ankara'daki eylem konfederasyon önündeydi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Bu sesi duyması gerekenler duysun. Böyle bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. 30 bin lira alıyor, 4 bin lirası vergiye gidiyor. Maaşların düzeltilmesini istiyor Türk İş. Gelir vergisi dilimlerinin de düşürülmesi yıllardır talepleri ama bugüne kadar iktidar bir adım atmadı. Türk İş Başkanı bugüne kadarki en büyük eylemi yapacaklarını açıkladı. Meclis açıldıktan sonra Ankara'nın göbeğinde olacağız. Türkiye'nin en büyük mitingini yapacağız, haberiniz olsun. Ve üreticiler haftalardır Türkiye'nin dört bir yanında seslerini duyurmaya çalışıyor iktidara. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da Bursa Karacabeyli üreticilerle birlikteydi. Tarım Bakanı ve Cumhurbaşkanı'na bu halden utanmıyor musunuz diye seslendi. Çiftçinin elindeki ürün 1 milyoncuya döndürdüler. Çiftçinin elinden tüccar ve fabrika neredeyse yok pahasına alıyor. Tarlada kalıyor. 2,5 milyon çiftçinin tarlasında ipotek, traktöründe haciz var. Ey Tarım Bakanı, ey bakamayan bakan, ey görmeyen cumhurbaşkanı, bu halden utanmıyor musun? Türkiye'de çiftçi eylemlerini başlatan, traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapatan Karacabeyli üreticilerle birlikteydi İYİ Parti Genel Başkanı. Ben bugün buraya geliyorum diye köy yollarını kesmişler ve traktörlerin ana yola çıkmasına izin vermemişler. Alıcıyla yaptıkları sözleşmeye rağmen ürünlerine o sözleşmenin çok altında fiyat verilmesi çiftçileri adeta isyan noktasına getirdi. Türkiye'nin dört bir yanında çiftçiler traktörleriyle yollarda, tarlada seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Tarımsal girdi enflasyonu da yükselmeye devam ediyor. Haziranda %0,93 artarken yıllık %47,56 yükseldi. 1 milyon 100 bin çiftçiden 400 küsur bin çiftçiye düşmüşüz. Bu memleketin %60'a yakın çiftçisi artık çiftçilik yapmaktan vazgeçmiş. Benim çiftçim 850 milyar lira bankalara ve şahıslara borçlu duruma getirilmiş. Yandaş müteahhitleri nasıl himayenize alıyorsanız çiftçiyi de almak mecburiyetindesiniz. En son ektiğim kavunları piyasaya getirdim. Bana 5 lira 6 lira teklif ettiler. Aynı gün kavunlar 17 liraya satılmaktaydı. Ben bunu kabullenmedim. Batman'da çiftçilik yapan Mehmet Şeymus Tatlı, ürettiği kavunlara 5 lira teklif edip 17 liraya satan tüccarlara kızdı. Çok daha ucuza vatandaşa sattı. Elde ettiği para kadar üzerine ekledi, LÖSEV'e bağışladı. Riyon'a gidiyoruz, ham yağlı diye, kreması bile alınmış için. Sütlerin, riyon fiyatı 45 lira. Biz şu an 15 lira satacağız diye, ne verelim. Sadece tarladaki üretici değil, süt üreticisi de zor durumda. Raflarda fiyatı 50 liraya kadar çıkan sütü üretici 15 liraya veriyor. Maliyetinin de altında. Destek falan değil. Bana ne verecek biliyor musun? 2011 yılında benim sütüm ne kadar yem alıyorsun? Bana bunu versin, ben başka bir şey istemiyorum. Yarın biz bu düvelere Danimarka, Avusturya, Çek Cumhuriyeti bunları biz düve vermiyoruz dediği an senin iç piyasanı nasıl karşılayacak? Niğdeli süt üreticisi Nevzat Geniş Yürek, İktidarın yanlış politikasının her alanda üretime zarar verdiğini söylüyor. Duvara toslama diye bir tabir var ya, şu anda biz komple oraya gidiyoruz. Bu yatırımı bugün yapacak olsanız yapamazsın. Mümkün değil. Vekilim nerede yapacaksın? Ayrıca sen bu sektöre girer misin diye sor.
Balıkesir'den en azından örnek olabilecek bir haber şimdi sizlerle paylaşacağız. Türkiye'nin en önemli bamya üretim merkezlerinden birisi Balıkesir ve Balıkesirli bamya üreticisine Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. Başkan Ahmet Akın 10 ton bamyayı piyasanın %25 üzerinde bir tutarla kilosu 90 liradan satın alacaklarını duyurdu. Gömeç'ten başlayan çiftçi destek projesiyle üreticinin ürettiğinin karşılığını alması hedefleniyor. Bu sene bamya üreticiliği için maliyet olarak çok sıkıntılar çekiyorduk. Başkanımızın bize destek olması çok iyi oldu. Çiftçi toprağını terk etmesin, gelecek senelerde de tarlasını ekmek için kendinde güç bulabilsin diye, tarıma küsmesin, ülkenin insanı da ele muhtaç kalmasın diye. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi destek üreticiye. Türkiye'ye de örnek olacak çiftçi destek projesi Gömeç'ten başladı. Dedik ki biz çiftçimizin ürününe değer katacağız. Onun ürününü değerinde satacağız. Artık üreticimizin ürününe satın alma garantimiz bugün itibariyle başlıyor hemşerim. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, üreten çiftçilere destek olmak ve sürdürülebilir tarımın önünü açmak amacıyla çiftçi destek projesini hayata geçirdi. Projenin ilk ayağında Gömeç vardı. Eline savursak. Akın Büyükşehir Belediyesi olarak 10 ton yerli Gömeç bamyasını piyasanın %25 üzerinde bir tutarla 90 liradan alacaklarını duyurdu. Üreticilerle birlikte hasat yaptı. Gömeç tarlalarından çıkan bamya cips olarak sofralara gelecek. Buralarda dolaşırken, evde otururken alın size en sağlıklı ürün. Bamya cipsi. Hepimize hayırlı olsun. Çok iyi bulduk. Desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz kendilerine. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ayrıca yakın market ve yakın manav adı altında satış yerleri açılacak. Kurulacak olan Cumhuriyet köyleriyle de kırsalda yaşayan yöre insanının kalkınması sağlanacak. Balıkesirli çiftçiler belediyenin ürettiklerine verdiği satın alma garantisiyle tarlalarını daha bir cesaretle ekip biçebilecek. Projeyle ata tohumlar da geleceğe aktarılacak. Planlı olan her türlü ürünle alakalı bir çalışma yapıyoruz. Planlanmayan hiçbir şeyin sonunda kazanç olmaz. Unutmayalım, köylü milletin efendisidir. Bakırköy Bahçelievler Kirazlı metro hattında yer alan İncirli şantiyesinde çalışan işçiler 4 aydır maaşlarını alamadıkları için eylemdeler. İşçiler vincin tepesine çıkarak seslerini 55 metre yükseklikten duyurmaya çalışıyorlar. Metro inşaatında çalışan işçilerin iddiasına göre Ulaştırma Bakanlığı'na ait projeyi 31 Mart seçimlerine yetiştirmek için metro hattının tamamlanmadan açılışı yapıldı. Bizi buradan indirebilecek tek şey bu eylemin olumlu sonuçlanmasıdır. Hiçbirimiz maaş alamıyoruz. Perişan olduk artık burada. Aileme daha bir kuruş para yollamamışım ya. Üzerimde bir kuruş param yok ya. Ben ne yapayım ya? Ben nasıl yaşayayım ya? Oğlum asker Mardin'de benden para istiyor. İnan ki para yok, ben çocuğa para göndereyim. Çok zor durumdayım. Kiracıydım. Ev sahibi beni evde de çıkardı. İstanbul'daki metro inşaatında yaklaşık 4 aydır maaşlarını alamayan işçiler vince çıkıp eylem yaptı. Metrelerce yükseklikten seslerini duyurmaya çalıştılar. Bu istasyonları yaptırıp halktan prim kasanlar bu kadar işçinin adalet arayışını her zamanki gibi yine görmezden geliyorlar. Açılıştan önce paraları veriyordu. Açılış bitti. O para da kesildik. 31 Mart seçimlerinden önce hizmete açılan metro hattının İncirli şantiyesindeki işçiler 4 aydır maaşlarını alamadıkları için eylemdeler. İşçilerin bazıları kule vincin tepesine çıktı, eylemlerini orada gerçekleştiriyorlar. Şu an biz kule vincin üzerindeyiz. Haklarımızı gasp ettiler. Haklarımızı alana kadar bu kule vincin aşağısını inmeyeceğiz. Bütün yetkililerin de şu anda haberleri var. Ama daha bir adım yok yani. İşçiler mesela 30-40 bin alıyorlarsa, hak edişleri aylık 80-90 binken askeri ücretten yatırıyorlar. Bu hem işçinin geleceğinden kısıyorlar hem de devletten vergi kaçırıyorlar. Bakırköy Kayaşehir metro hattının Bakırköy sahil Kirazlı etabı yerel seçime günler kala 10 Mart'ta açıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın projesi olan metronun açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'la birlikte yaptı. İşçilerin iddiasına göre metronun açılışa yetişmesi
erişmesi için işçiler gece gündüz demeden çalıştırıldılar. Ancak hat tamamlanmadan açıldı. Hatta yangın söndürme sistemi bile çalışmıyor. Yangın söndürmesi aktif olmayan bir metroyu aktif hale getirdiler. Sürekli çalıştırdılar, açılışa yetiştirdi. Biz yetiştirmeye çalıştık. Yok efendim yangın şeyi halledemedik. Metronun yangın sistemi hiçbiri çalışmıyor. Yarın öbür gün Allah korusun burada yangın çıkarsa, bir şey çıkarsa milletin canı bu kadar ucuz mu? Bakırköy-Kayaşehir metrosu açıldığı günden bu yana hizmet veriyor. Ancak metro inşaatında çalışan işçilerin iddiası içerideki yangın söndürme sisteminin çalışmadığı yönünde. Biz de o işçilerle birlikte metronun içerisine girdik ve yangın söndürme sisteminin çalışmadığına şahit olduk. İşçiler suyu açmaya çalışıyorlar ama vana açık olmasına rağmen şu an herhangi bir su yok. Burası hangi kıprası? Şişe patlıyor. Tüm yangın dolapları böyle. Herhangi bir yangında müdahale edilemez. Spring hatları da böyle. Ana firmayla taşeron firma arasındaki anlaşmazlık nedeniyle aylardır maaşlarını alamayan işçilerin yiyecekleri ve suları da kesildi. 33 işçi 27 Temmuz'dan bu yana eylemde. Haklarını alana kadar da eylemlerini sürdürmekte kararlılar. Yattığımız koşullara da haciz gelmiş. Yarın onları da götürecekler. Yani biz sokakta kalacağız. Diyecek yeriniz? Yok. Zaten depremzedeyiz, Adıyamanlıyız biz. Taşeron firmanın sahipleri gidip imza atsalar tüm işçiler haklarına kavuşacak ama atmıyorlar. Efendim, Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasındaki bu fotoğrafı başlarken de sizlerle paylaşmıştık. Çünkü borçları sebebiyle icra gelmişti ve Sayın Başkan Menderes Dal Beyefendi altta bir kilimle ve bayraklarımızla ve elbette ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün tablosunun önünde böylece kala kaldı. Şimdi o olayları yakından takip etmek adına Sayın Başkan'la karşı karşıya olalım istiyoruz. Efendim günaydın. Ne sandalye kaldı, ne koltuk, ne de masa. Kilimin üstünde duruyorsunuz. Geçmiş olsun. Bize olayı anlatabilir misiniz? İtinayla paketlenerek her şey haciz edildi. İyi ki internet modemi gitmemiş ki bu bağlantıyı sizlerle gerçekleştirebiliyoruz ama neler oldu acaba? Çok teşekkür ediyorum bu ilginizden ötürü bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sizin de başta belirttiğiniz gibi bayrağımız ve büyük önderimiz Atatürk'ün olması ve yöremizi temsil eden döşemealtı halımızın olması her şeye bedel. Bizler 31 Mart seçimleri sonucu döşemealtı halkımızın güveniyle bu göreve geldik. Geldiğimiz zaman karşılaştığımız tablo yaklaşık 1,5 milyarlık bir borçla karşılaştık. Öncelikle yapısal, kurumsal bir ortam yaratmaya çalıştık. Ve beraberinde de mali bir disiplin oluşturmak ilk görevlerimiz arasındaydı. Bu çerçevede hareket ederken bu Cumhurbaşkanlığı genelgesinden çok önce biz tasarruflarımıza başladık. 48 olan hizmet aracı sayısını 18'e düşürdük. Yaklaşık aylık 2,5 milyon liralık bir tasarruf sağladık. Ben 4,5 aydır belediyeye kendi arabamla gelip gidiyorum. Ne şoförüm var ne korumam var. Ama biz bunları üretirken, bunları geliştirirken her gün gelen hacizler ve alacaklılar karşısında gerçekten zor durumlara düşüyor. Beraberinde gerek yollarımıza, gerek okullarımıza olan hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Gelinen süreçte bizden önceki döneme ait 80 milyon liralık bir alacaktan ötürü icra işlemleri başlattılar. Her ne hikmetse aynı kişinin 3 değişik firması var. Bu firmalar aracılığıyla daha önceden işler yapılmış, edilmiş. Biz bunlarla görüştük. Dedik ki önümüzü görelim. Önümüzü göremiyoruz. Bu borç belediyenin borcu. Bizden gelip geçeceğiz. Asıl olan kurumlardır. Asıl olan döşemealtına hizmettir. Biz bunları bir görelim önümüzü. Size olan borçlarımızı da mutlaka ödeyeceğiz. Bunun başka yolu yok. Bu süreçler devam ederken 31 Mart seçiminden 10 gün önce aynı alacaklı firmaya 122 milyon liralık bir ihale yapılmış.
firma yetkililerine, ilgililerine, avukatlarına şunu söyledik. Bir belediyenin 1,5 milyar borcu var. Bu ihalenin bedelini ödeyecek durumda değil. İki, Döşemealtı Belediyesi'nde altyapısı tamamlanmış, kanalizasyonu bitmiş, doğal gaz çalışmaları bitmiş, su çalışmaları bitmiş. Asfalt, sıcak asfalt dökülecek bir yerimiz yok. Lütfen gelin bu 122 milyon liralık ihaleyi pes edelim. Karşılıklı belediye de zarar görmesin dedi. Israrla bunlar devam etmek istediler bu ihaleye. Bu ihaleye bir de şöyle bir ayrıntı var. Aynı ihaleye 63 milyon lira verip alamayan bir firma da var. Yani böyle bir ortamda, böyle bir art niyet karşısında yaptılar hacizlerini. Ama biz hiçbir zaman bu makamlar için gelmedik. Tek bir amacımız var. Döşemealtı halkının bize olan güvenle layık olabilmek ve gerekli temel belediyecilik hizmetlerimizi sürdürebilmek. Bu tip olaylar bizi daha da kamçılıyor, heyecanımızı daha da arttırıyor, motivasyonumuzu daha da arttırıyor. Efendim siz şimdi peki nasıl bir yol haritası düşünüyorsunuz? Yani makam odanızda şu an eşya yok. Plastik sandalye getireceğim dediniz sabah telefon görüşmemize istinaden, evet, söylüyorum. Evet. Yani bir tane plastik masamız ve 15-20 tane plastik sandalyemiz hazır. Onları koyacağız buraya. Biz onlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Efendim bilgisayarlar peki gitti mi? Nasıl yürüyecek işler evet. Şimdi? Evet, gitti. Bir yolunu bulacağız onların. Önemli olan niyetin, bakın burada sorgulanması gereken şu. Şeffaf belediyeciliği artık ülkenin gündemine getirmeliyiz. Halkçı belediyeciliği artık ülkenin gündemine getirmeliyiz. Haksız kazançları önlemeliyiz. Yani burada bu saldırıların bu niyetler çerçevesinde olduğunu düşünüyorum ben. Evet. 30 yıllık meslek hayatımda, 55 yıllık hayatımda eczacıyım. Hiçbir borç gününden sonra ödemezlik yapmadım. Hiçbir borcu olmayan 30 yıllık bir eczacı olarak bu kadar borcu kucağımızda bulunca evet biraz gece uykularımız kaçıyor ama biz bunun üstesinden geleceğiz. Döşemealtı halkına verdiğimiz sözlerin hepsini şeffaf belediyecilik adı altında onlarla birlikte üreterek, birlikte geliştirerek başaracağız. Bu dediğim gibi bu eylemler bizim gücümüzü arttıran şeyler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah kolaylık versin. Ben çok teşekkür ediyorum ilginiz için, bize bu fırsatı verdiğiniz için. Tekrar ben hem Döşemealtı'na hem Türkiye'ye şu sözü veriyorum. Biz bu işi başaracağız. Şeffaf belediyecilik örneğini Döşemealtı'nda göstereceğiz. Takipteyiz efendim. İyi günler. Durum böyle sevgili izleyiciler. Zannediyorum ki önümüzdeki süreçte bu gibi manzaralara çok daha fazla tanıklık edeceğiz. Özellikle SGK borçlarının, yani önceki dönemlerden, AK Parti döneminden kalan SGK borçlarının CHP'li belediyelere yıkılması meselesi gündemimizde ve bu haczedilme meselesinin de manzaralarını önümüzdeki süreçte nasıl gündemimizi şekillendireceğini de hepimiz yakından takip ediyor olacağız. Yine sıcak gündemle devam edelim. Muğla'ya gidiyoruz. Muğla Marmaris'ten İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsü Aydın Çin'de yayaya çarpıp şarampole devrildi. Kazada otobüsün şoförlerinden birine yazık ki hayatını kaybetti. 10 vatandaşımız da yaralandı. İddiaya göre otobüs çok hızlıydı. İddiaya göre yolcular şoförü yavaş gitmesi konusunda uyardı. Ama uyarılar fayda etmedi. Yolcu otobüsü yayaya çarpıp yan yattı. Bir kişi can verdi o kazada. 10 kişi de yaralandı. Nereden geliyordunuz? Muğla'dan kalktık. Nereye gidecekti otobüs?
direkt İstanbul'a gidiyor. Yolcu otobüsü Muğla'nın Marmaris ilçesinden İstanbul'a doğru hareket halindeydi. Saat 23.30 sularında Aydın'ın Çine ilçesinden geçerken yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya çarptı. Kontrolden çıkan otobüs Çarampol'e doğru devrildi. Cam patlamasına ve dumanlara uyandı. Yolcular kaza sırasında kapıları kilitlenen otobüste sıkıştı. Camlar kırılarak çıkarılabildiler. Görenler, uyanık olanlar çok uyardık diyorlar. Kazada şoförlerden Murat Yalçınkaya hayatını kaybetti. İkisi yabancı uyruklu, 10 kişi de yaralandı. Yolcuların kazadan önce direksiyon başındaki şoförü birkaç kez hızlı gitmemesi konusunda uyardığı öğrenildi. Yeni Mesaj gazetesinden bir detay paylaşmak istiyorum. Eğitim ve öğretim yılı başlarken barınma problemi üniversite öğrencilerimizin çok sıkıntılı. Kiralar cep yakıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci devam ederken şehir dışına gidecek öğrenciler ve aileleri için gözler barınma masraflarında. Endeksa üniversitelere kayıt dönemi öncesinde Türkiye'de en fazla öğrenci bulunan 10 ildeki kiralık konut değerlerini inceledi. Ve bu verilere göre Temmuz 2024'te bu kentlerin çoğunda kiralar yıllık olarak enflasyona kıyasla daha az arttı. Bir başka deyişle kiralarda yıllık bazda reel düşüş yaşandı. Ancak kiralar gelire göre hala çok yüksek. Yani efendim bu araştırma endeksi aslında öğrencilerin de vatandaşın da velinin de ne yazık ki içini rahatlatmadı, bütçesini rahatlatmadı. Bu konuda milyonlarca, binlerce öğrencimiz ne yapacağını bilmiyor vaziyette. KYK zaten KYK yurtlarının yetersiz olduğu bir süreçteyiz. Yerel yönetimlerde iyi belediye çalışmaları var. Bunun örnekleri var. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtları konusunda büyük bir atılım yaptı. Ama elbette ki tek başına yetersiz ve Anadolu'nun dört bir yanında barınma problemi yaşanıyor. Bu konuda devletimiz diliyoruz ki elinden geleni yapsın. Bir mesele daha var. Okulların açılacağı gün yaklaşırken kitap, kırtasiye, kıyafet masrafına bir de servis masrafı eklenecek. Veliler kara kara düşünüyor. Servisçiler ise girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek iktidara özellikle kamudaki servisi kaldırmayın diye sesleniyor. Çünkü tasarruf tedbirleri kapsamında yani tasarruf tiyatrosu kapsamında kamuda personelin servisi kaldırılmıştı. Beslenmesini, giyimini düşünüyoruz, kırtasiyeyi düşünüyoruz. Ev kira olunca iki kat düşünüyoruz. Geçen sene 2300 liraydı. Ankara'da %40 zam geldi. Öyle mi? Ay yandık desene. O zaman biz 4000'i gözden çıkaracağız demek. Biz 36 bin lirayla mazot mu alacağız? Aracımızın giderlerini mi karşılayacağız? Borcumuzu mu ödeyeceğiz? Geçimimizi mi sağlayacağız? Ankara'da en yakın mesafe servis ücretinin fiyatı 1860 lira oldu. Yani velilerin yükü kat be kat arttı. Ama servisçiler için de tablo hiç de iç açıcı değil. Çünkü onların da maliyetleri aynı oranda katlanıyor. İşte CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da bu artan masraflara dikkat çekmek için servis aracının başına geçti ve maliyetleri ortaya koydu. Deposu 65 litre. Geçen sene 1580 liraya doluyordu. Şimdi 2800 liralara doluyor. Okulların açılmasına sayılı haftalar kala kırtasiye, kıyafet, ayakkabı, kitap masraflarının yanında velilerin omuzlarına binecek bir yük kalemi de servis ücretleri. Ankara'da servis ücretleri en az %40 zamlanırken servisçilerin feryadı da büyük. Velilerinde. 2 kilometrelik bir yolda bir kişiyi göndermek şu an 3000 lira. Asgari ücret 17.002 TL. Ev kirası 20.000 TL. Bunun kışı var, elektrik, su, doğalgaz var, yeme içme var. Nasıl olacak? Asgari ücrete de zam yok. Nasıl kalkacağız bu yükün altından? Lütfen sesimizi duyunuz. Bizim giderlerimizin en büyük masrafı tabii ki mazot. Özellikle sanayiye %300 oranında arttı. Bu sene en faiz zam kaskoya gelmiş. %242. Bu arabaların lastiği var, balatası var, yağ filtresi var, aküsü var. 1 Temmuz 2023'te mazot 24 lira 30 kuruştu. 1 Ağustos 2024'te 44 lira 25 kuruş oldu. %82 zamlandı. Zorunlu trafik sigortası 10 bin liradan 18 bin liraya çıktı. %80 zamlandı.
kaskoysa rekor zam gördü. Bir yılda %242 arttı. O artışlar servis ücretlerine de yansıyor. Veliler kara kara düşünüyor. Genel olarak bir okul masrafı 5.000-10.000 bandında. Zaten bir kıyafet masrafı binlerce lira. Ayakkabı, kırtasiye masrafı yine ayrı. Geçen sene 2.5 olarak belirlenmişti. Bu sene 4.000 civarı olur diye düşünüyoruz. Servisçileri de anlıyorum ama velileri daha çok anlıyorum. Çocuk mu okusun, ev mi geçindirsin, kira mı versin, ne yapsın yani? Kamuda servis taşımacılığı sona eren servisçiler gibi velilerin de yükü taşınmaz boyuta geldi. Özel okullardaysa servis ücretleri devlet okullarının neredeyse iki katı. Benim 3 kızım var. Ben ne yapacağım? Nasıl okutacağım? Nasıl göndereceğim? 3'ü de örnek veriyorum. 3 bin liradan gitmiş olsa 9 bin lira. Evimin kirası, ben ne yapacağım? Efendim, Posta Gazetesi'nin manşetiyle devam edelim. Seçil Erzan meselesi, futbolcuların dolandırılması ve özel bir bankayla ilgili olan durumlar gündemde. Müşteki olarak ifade verdi Fatih Terim, ilk kez ifade verdi ve Seçil Erzan'ı özel bankacım olarak belirleyen üst yönetimdir dedi. Seçil'e güvendim, bana hiçbir zaman benim adıma bir fon kurulacağını söylenmedi. Ben de hiç kimseyi para yatırması için herhangi bir fona yönlendirmedim dedi. Şubeye hiç gitmedim diye sözünü devam ettirdi ve adımı kullandılar diyor Fatih Terim. Ve eskiden arkadaştık diyor Seçil Erzan'la alakalı olarak. Ünlü futbolcuları yüksek gelirli fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen tutuklu bankacı Seçil Erzan davasında Fatih Terim'in diğer ifadelerine de göz atıyoruz. Bankanın üst yönetiminin yönlendirdiğini söyledi Terim. Bu davanın seyrini de değiştirebilecek bir unsur olarak belki değerlendirilebilir. Banka yöneticilerini suçladı. Hepimizi etkileyen bir olay var. Bu tabii tüm oyuncular için biraz sıkıntı. Her zaman Seçil Hanım değil, başka banka çalışanları da gelirdi. Para getirirlerdi, para götürürlerdi. Bazen imza alırlardı, bazen almazlardı. Ben banka tarafından oluşturulan güven ve bankanın bana gösterdiği kişi olduğu için Seçil Erzan'a özel bankacım olarak güvendim. İlk kez ifade verdi Fatih Terim. Futbol dünyasından ünlü isimlerinin paralarını Terim'in adını taşıyan özel fonla yüksek faiz vaadiyle batırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Erzan'a banka yönetiminin yönlendirmesiyle güvendiğini söyledi. What can I do? Sometimes. Hatta bana da bizzat gelip en iyi şube müdürlerimizden biri demişler. Ben de bunun üzerine ayrıca bir teyit yapmaya ya da sorgulamaya gerek görmedim. Bizim atamız, idolümüz Fatih Terim. Öğrencileri yaptığımız insanlar. Futbol dünyasının tanınmış isimleri Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belezoğlu ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 28 kişiyi dolandırarak milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasında Fatih Terim de mağdur olarak davaya dahil oldu. Savcıya önce banka genel müdürü Hakan Ateş'le tanıştığını söyledi. Bir şeyler söyleyecek misiniz? Yerim macera. Söyleyeceğimiz çok şey olacak, şimdi değil ama. Hakan Ateş'in kulüple anlaştık, sizin de hesaplarınızı bizim bankaya taşıyalım hocam dediğini, önce olumsuz yaklaştığını ama daha sonra Ateş'in ısrarıyla diğer bütün kulüp çalışanları gibi bazı banka hesaplarını aktardığını ifadesinde anlattı Terim. Sonrasında Hakan ile arkadaş da olduk ya da en azından ben öyle sandım. Çok yakın ilgi alaka gösterdi. Bana en iyi hizmeti vermek üzere çok özel bir müşteri olarak hissettirdi. Hem yazlık hem kışlık evimde misafirim olan, benim de onun evinde misafir olduğum, samimi olduğumuz, en azından öyle bildiğim bir insandı. Bu olaylardan sonra kendisiyle hiçbir ilişkim kalmamıştır. Ve ondan sonra olan bütün hadiselerin sebebini ben kendisi olarak görüyor. Şube müdürü Seçil Erzan'ı bankanın üst yönetiminin kendisine yönlendirdiğini söyleyen Terim, yakın çevresinden para alma çabalarını sonradan öğrendiğini anlattı. Yatırım için kimseyi yönlendirmediğini savundu. Senden çok rica ediyorum. Onların senetlerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma. Benim birini bir sözde fona yönlendirdiğimi, aradığımı, arandığımı söyleyebilecek tek bir insan dahi olamaz. Ben finans işlerinden anlamam. Bu nedenle de kimseye anlamadığım bir konuda tavsiye vermem. Kimse de bana böyle bir konuda akıl danışmaz. Buna kızım, yeğenim ve eski damadım da dahildir. Adının ve ailesinin davaya karışmasına maddi karşılığı olmayan bir zarar diyen Fatih Terim, adalet önünde suçluların ortaya çıkmasını istedi. Efendim, güne bu sabah bu kadar da fazla etiketiyle başladık. Sizden gelen birkaç mesajı daha paylaşayım istiyorum. Özellikle randevu alamama meselesi, yani sağlık sisteminden MHRS randevu sisteminden randevu alamaması meselesi var vatandaşın gündeminde. Özellikle de 182'yi arıyorum, siz iptal etmişsiniz diyorlar.
kendi kendilerine iptal ediyorlar gibi şikayetler söz konusu. Gülay Hanım'ın bu detayını paylaşmış olalım. Ve Adana'dan başka bir izleyicimiz Nazan Hanım. Bu sıcaklar, yangınlar, zamlar, pahalılık bu kadarı fazla gerçekten. Hayat hepimiz için çok zor diyenlerden biri. Ve bir de Cenap Yıldırım, eski uzman çavuşlar olarak devlet eliyle hakkımız olan atanmayı bekliyoruz diyor. Şimdi kısa bir ara veriyoruz efendim. Bu sabah da bizden bu kadardı. Yarın sabah tekrar Çalar Saat'te görüşmek ümidiyle efendim. Sevgi ve saygıyla kalın.